Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farsça dikte çalışmasına, Farsça harfleri daha yakını tanımaya devam ediyoruz. Bugün T harfindeyiz. T harfini beraber işleyeceğiz. Bakalım hemen sözcüklerimize. T harfi başta yerli zaman böyle, sonunda yerli zaman bu şekilde yazılıyor. Dest, dest, dest. T harfi sonunda yerli bu şekilde yazıldı. Dest. Dest el demek. Tab, tab. Başta geldi. Tam. Tam kuvvet, güç anlamında. Bir tap düştük deriz. Bir tap. Orada güçsüz anlamı var. Bir olumsuz anlamı gelir zaten. Yani bir tap sözcüğü Türkçe'de kullanıldığı için tabı oradan aklınıza gelsin diye söylüyorum. Bir tap güçsüz demek. Bir olumsuzluk ekidir. Tap güç, kuvvet, takat anlamında kullanılıyor. Tap. Est. Est. Dir. Dır. Bir adam. Mert Amuzgarast. Adam öğretmendir. Yani sondaki o dirdir eki dir bu. Üçüncü teki şahsa göre olmak fiilinin. Üçüncü teki şahsa göre çekimidir bu. Dır. Ast. Best. Best'ten fiilinin çekimidir. Best. Kapattı anlamında. Best. Hareketleri görüyorsunuz yine. Best. Burada S sesini görüyoruz. Teber. Tepr diye yazılmış ama yani burada hareket koymamış. Normalde bu balta anlamına gelen sözcük teber. Tepr eğer burada hareket olmasa belki başka anlamda kullanılabilir. Sözlükte baktım ona ama göremedim başka. Yani tepr diye bir sözcük var mı? Teber diye bir sözcük var genelde. Dolayısıyla burada da bir bu beynin başında bir hareket olması gerekiyor diye düşünüyorum. Balta. Tepr. Teber daha doğrusu. Ters. Ters. Korku demek. Tırsmak diye bir sözcük vardır. Türkçe'ye geçmiştir bu. Bu kökeni budur işte. Ters, korku. Tersiden, fiilinden gelen bir sözcük. Ta. Ta çok kullanılan bir sözcük. Birçok anlamı var. Genel olarak kadar anlamı vardır. Bazen de için anlamı katılan cümle içinde. Ta. Evet. Kelimelerimiz bunlar. T harfini gördük. Başta nasıl yazıldığını, sonunda nasıl geldiğini görmüş olduk. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. Esed. Esed burada özel isim. Esed. Derban. Derban. Est. Est. Esed. Bu şahıs. Derban neydi? Bekçi anlamındaydı. Est. Dir. Esed. Kapıcı. Dir. Bakın buradaki bu seslerin hareketli olduğunu görüyorsunuz. Yani bu elif sesi değil bu. Harfi değil, öyle diyelim. El sesidir bu. Est. Başta geldiği için şapka olması gerekirdi eğer A olsaydı. Sonra ne var? Esad. Esad. Ba. Esp. Ahmet. Ahmet. Burada. Esad. Ya bu şahıs. Ba ile Esp. Esp ile Ahmet geldi. Devam edelim. Amra, amra, ber, der, best. Bak, T harfi sona geldi. Bu şekilde yazıldı. Amra, onu, an, o, ra. İsmini yani onu, ber, ön anlamı var, üzeri anlamı var. Ber, önünde, der, der kapı, kapının önünde. Tabi bu der daha önce söylemiştik, birden fazla anlamı var. Buradaki anlamı kapı anlamında geliyor. Kapının önünde ne yaptı? Best bağladı. Yani onu kapının önünde bağladı. Neyi attı diyebiliriz. Asp emanet est. Asp emanet. Emanet est. Görüyoruz. Asp emanet est. Yani at emanettir anlamına geliyor. Devam edelim. Sasan. Sasan. Neydi özel ismi Sasan? Anra emanet. Emanet. Dat. Evet, gördüğünüz gibi Sasan. Anra. Pardon, burada bakın hareketimizi koymayı unuttuk. Böyle yazılırsa bu E ya da başka bir kısa sesi olabilir. Dolayısıyla bunun A olması için
harekeli olması lazım. Pardon, şakkar olması lazım. Anra sonda yani zaman buna gerek kalmıyor diyorsunuz. Anra emanet dat. Sasan ona emanet verdi. Devam edelim. An o ansara est est. O Sara'dır est. Devam edelim. Sara, Sara, Sara. Özel isim, kadın ismi. Berader, berader, berader. Berader. Daret, daret sahibidir. Sara erkek kardeşi, erkek kardeş sahibidir. Yani Sara'nın erkek kardeşi var. Daha düzgün ifadeyle. Berader, berader. Virgül. Esed, esed. Nam, nam. Daret. Erkek kardeş. Esed ismine sahiptir. Yani burada Sasara'nın bir erkek kardeş olduğunu söyledi. Bu erkek kardeşin ismini de burada bize bildirmiş. Erader, Esed, Nam, Daret. Devam ediyorum. Esed, Esed, Destbend, Dat, Destbend, Dat. Pardon yanlış yazdık. Dest, Destbend, Bend, Bend, Dat. Destbend daha da kelepçelemek anlamına geliyor arkadaşlar. Desband kelepçedir. Esed kelepçeledi demiş burada. Sonra devam edelim. Sara, Sara. An, ra, ber, ber. Dest, best. Pardon yanlış mı yazdım? Ber, dest, dest. Evet. Sara, Anra onu ber, dest. Elinin üzerine bağladı. Anlamında cümle kurmuş. Evet. Burada resmi görüyoruz. En son kelime tekrarına bakalım. Das Tan, dastan. Bakın harfi burada ortada geldi. Ortada ve başta zaten aynı şekilde yazılıyor. Dastan. Dastan hikaye anlamında. Dastan hikaye, roman. Roman anlamında kullanılıyor. Ter. Ter sıfattır, üstünlük sıfatıdır. Daha. Daha güzel, daha iyi, daha çalışkan anlamındaki bir ektir bu. Ter. Harekeli yazıldığını görüyorsunuz ve T sesi harfi başta bu şekilde yazılmış. Asan, asan kolay anlamına gelen sözcük. Asan ter daha kolay diyeceğiz. Asan ter. Bu üstünlük sıfatı ayrı yazılıyor genel olarak. Asan ter daha kolay. Emanet, 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 emanet. Türkçe sözcükleri kullanılıyor. Emanet. Burada bir hata yapmışız yok. Şapkayı unutmamışım. Evet. Emanet. Dest. Dest band. Bak burada bir birleşik kelime oluyor. Türkçe'de de birleşik kelime olduğu gibi Farsça'da da birleşik kelimeler var. Burada bir ayrı yazılmış. Tabi bu birleşik de yazılabilir. Farsça'da birleşik kelimeler boşluk bıraktığım zaman ayrı iki kelime gibi oluyor. Normalde çok yakın bir boşluk olması lazım burada. Onu ben burada ayarlayamıyorum. Birleşik yazıyor burada arkadaşlar. Dastband iki kelime birleşik kelime olmuş. Çanakkale gibi. Neydi bu? Kelepçe anlamına gelen sözcük. Dastband. Bakın T harfi ortada geldi. Nasıl yazıldığını gördük. Alıyorum aşağı. Temp. Temp. Hastalık yapan ateş anlamındaki sözcük. Temp. Abnebat. Abnebat diye bir sözcüğümüz var. Bu da yine birleşik bir sözcüktür aslında. Ab su sözcüğü. Ab nebat bitkidir zaten. Abnebat. Ama bu ikisinin ne anlama geliyor? Bir şekerleme. Yani kalın bir şeker diyebiliyorum ben. Tatlandırıcı olarak kullanılan bir şeker türü diyebiliriz.
Abnebat. Bakın ab ne burada es sesli görüyoruz. Nebat. Zaten bir ünlü ses var. Yani üç ünlü var. İkisi bu uzun, diğeri kısa. Must. Must. Must yoğurt anlamında. Sözcük must. Bakın T sonunda böyle yazıldı. Rust. Rust. Rust doğru, düz anlamında. Bastant. Bağladılar, kapattılar anlamına gelir. Bastant. Bast. Yani üçüncü çoğu şahsa göre çekilmiş. Bastant. Bağladılar, kapattılar anlamına kalmış. Bakalım süremiz arkadaşlar. Evet, 10 dakika geçmişiz. Güzel. T harfiyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Bakalım sırada hangi harfimiz var, hangi harfi geçeceğiz. Evet. Sırada bir ünlü sesimiz var. U sesine geçeceğiz. Tabii bu çok birden farklı şekillerde vav harfidir aynı zamanda bu. Hem ünlü U sesi olarak hem de ünsüz V harfi olarak okunur. Burada ünlü U şeklinde okulduğu örnekleri göreceğiz. Bir diğer derste bundan bahsedeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, burada son verelim dersimize. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.